Poğaça yapacağım. Poğaça yapacağım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yarım paket böyle intis tas mayası mı kuru humus. Efsane efsane. İşte okuyamadım ya. Başka mayan yok mu? He? Yetmez mi ki bu? İyi. Şimdi buradan ecik ne yapıyorsun onu şimdi? He? Ecik şuradan şöyle bir şey alayım, kabarak olsun şöyle. O ne? Burada süt. Sütüne mi mayalıyorsun? He, şöyle kabarsın arkadaşlar. Hı -hı. İyice şöyle vereceğim. Bu püf püf kabaracak arkadaşlar. Malzemem 2 yumurtamın beyazını içine alacağım. Sarılarını dışına alacağım. Tuz var. Burada şeker var. Un var. Yumurta maya. Yağı da onu da vermişim ya. Böyleyim ben. Bu ecik kabarıversin. Demek ki neymiş? Evet. Boğazımıza sahip çıkıyormuşuz. Değil mi? Nasıl boğazımıza sahip çıkıyor? Arkadaşlar siz olun. Hele ki hipertansiyonunuz varsa dikkat edin sağlığınıza. Şimdi annem baş ağrısı çekiyor. Bugün ne yapıyoruz? Poğaça yapacağım anam. Poğaça. Poğaça. Başta dedim ama gene de bir diyeyim mi? Tamam. Malzemelerimizi biliyoruz. Telefon. Ne diyeceğim? Unuttum ki ne? Hamur yoğuruyoruz. Dur. Şimdi kızım şöyle bir tane böyle arkadaşlarım maya, süt var, 2 yumurtam var, yumurtalara şimdi kızım beyazını yavrum ne yapacağım biliyor musun? Dur. Becerebilirsem kızım. Aha şöylece de bak kızım. Şimdi bu yüzüne arkadaşlar. Bunu da şöylece kızım. Dur yavrum. Şu beyazlarını içine. Şununla yüzüne arkadaşlar. Şöyle iki tane yumurtam. Yiyelim yürü vereyim kızım yine de. Arkadaşlar malzemeleri hemen sayalım. Yumurtanın akı. Mayalanmış az bir şey süt. Burada sütümüz var poğaçamız için. Unumuz, tuzumuz, yağımız ve şekerimiz. Aynen. Şimdi yavrum. Şurada arkadaşlar. Şöylece unu ölçeceğim ama. Şimdi şöyle yarım bardak şekerim var yavrum. Şekerim kızım onu eriteceğim. İçin derir. Ben niye bir şey böyle kaşıkla yapmadım ki? Çırpma teli, çırpma teli. İlk önce şekeri erit bakayım içinde. Şekeri şöyle arkadaşlar yumurtayla şöyle. Çırpıyorum özelgene kızım şöyle şu şekil. Şimdi şöyle şeker. Arkadaşlar fazla şeker koymayacağım. Yumurtanın akı kızım. Şimdi bunu böyle de özelgene çırptın mı yavrum? Hı hı. Ondan ama söyleyeyim. Şimdi yağını koyuyorum şöyle. Kızım yağını da koydum şöylece. Yavrum. Ben yapayım mı? Hı? Yaparım ben. Sen karışma dur. Şimdi dur bakalım. Kaç bardak koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bence göz kararı koyacağız. Göz kararı koyuyorum da. Bakayım deni yap. Kaç tepsiden kaç çıkacak kızım. Şöylece arkadaşlar. Bir su bardağı. Bakayım kaç süt girecek onu deneyeceğim. Şöyle. Bir su bardağı koyduk mu kızım? Koyduk. Hep ölçülü yapmazdım ama böyle sizler için yapıyorum arkadaşlar. İki. Şöylece. Şöyle. Üç kuzum. Oo, kaç tane poğaça yapacaksın? Soğukta, kaç tane yapacaksın? İki tepsilik yapardı. İki kuzum yiyek bari yavrum. Hmm. Kaçıldı ki? Üç müydü? Hı hı. Şöyle bir tepsilik diyelim dördü. Ama hiç ölçmeyi de sevmem, biçmeyi de sevmem de. Vallahi billahi. Dört müydü unutturma. Bu da beş. Şöylece beş arkadaşlar, beş. Oo, herhalde bu un hep gidecek gibime geliyor. Beş. Şöylece. Sekiz bardak oldu. Tam arkadaşlar burada sekiz bardak. Unum var kızım. Şimdi tuzunu da koyayım yavrum. Bu tuz biraz tuzsuz olacak. Şöyle. Poğaçanın tuzu şöylece arkadaşlar. Tuzunu da koymadım. Unun da koydum. Yağını da koydum. Mayayı koymadın. Hı? Dur bir şöylece. Ama ne koydum kızım ben bunun içine? Yağ. Sen desene kızım unutturdum. Yağ koydun anneciğim. Mayayı da koyayım. Mayayı da koydum. Tuzunu da koydum. Ondan sonra sıvı yağ koydum. Şeker koydun. Bir de yumurtanın akını koydun. Şöylece de sütüm var. Bir de cıvık olur da. Dur.
Ben bu telden hiç yapmazdım ya. Niye böyle yaptım ki böyle? Hep senin yüzünden kızım. Neyse. Şöylece arkadaşlar. Elinizi aldım ne uğraşıyor? Elimi daldıracağım. Ben böyle şeyleri sevmem ya. Vallahi sevmem. Ben böyle telden milinden sevmiyorum işte ya. Ben böyle kabadan bir karıyım ya. Diyorsun. He. Dur. Bakalım şöyle yine bir ölçeyim. Unutturma. 8 bardak. Bulcan. 8 bardak un. Şu an bir ikinci bardağımız. Bir su bardağı. Süt. Bir paket maya. 2 yumurtanın beyazı. Kızım. Dur bir. Bakayım kaç alacak. Ona göre ölçüsünü bir. Ben daha ilk defa ölçülü bir iş yapıyorum. Bunu da elime yüzüme bulaştıracağım herhalde ya. Ne var? Ne bağırıyorsun yani? Arkadaşlar yerken yiyor. Çekerken çekmeye gelmiyor. Ondan sonra da bağırıyor beni. Ayıp sus bağırma. Haklı mıyım biraz, haksız mıyım ben burada? Biraz medeni ol. Özellikle herif gel diyorum gelmiyor. En sonunda bağır diyor beni böyle deli gibi. Hoşuma mı gidiyor bağırmak? Sinir oldum şimdi de kuracağım duruttum. Şimdi şöylece arkadaşlar kulak memeliğinde şöylece hamurum şöylece şu şekil. Aynı şu kulağınızın memesi var ya yumuşak. Yerik gibi. Hamurum. Bu ne? He? Bu ne? Neye bandım onu? Neye bandım? Süde banıyorum elimi lan. İyi, oldu mu o şimdi? He. Kabaracak daha bu. İyi kabarsın o zaman. Ne beni başında beklediyorsun? Hamur alır mı? Tamam. Evet hamur arkadaşlar. Gitti. Yaparken konuşuyor arkadaşlar. Hamurun boğunluk böyle bu şekil. Şu... Ne yapıyorsun hanımefendi? Zeytinli poğaça yapalım dedim. Zeytinleri kesiyorum. Aha bak böyle arasını açıyorum. Arasını açtıktan sonra bu şekilde bölüyorum. Bu şekilde. Zeytinli poğaça için. Güzelce baharatlayacağım. Evet arkadaşlar Hatice Hanım az önce hamur mayalandı hamurum. Mayalanmıştı. Hamurum kabardı da. Şimdi kızım. Şimdi hamurumuz kabardı arkadaşlar. Tepsiye yağı koyuverdim şöylece tepsiye. Evet. Aman ne fırçası gibi bir şey yaradır ya. Arkadaşlar babamla kız. Unutmayın. Kafasını çalmayın ki bana. Kör tavuk gibi gitti kafasını vurdu. Aşk bunu bakıyorum. Kafasını vurdu bize kızı. Eliniz iş yapsın hadi. Kafasını vurdu bize kızı iyi. Sen niye oraya bakmadın ki? Şimdi. Tebanağın yüzünden. Annem zaten. Anasını ölmüyor. Anasıyla tebanasıyla. Anne bu kadar zeytin yeter mi kız? Ben karışma. Ben yiyemem. Kendim. Ben tamam, saf yiyeceğim. Şimdi. Yeter kızım yeter. Kime yedireceğim o kadar zeytin? Şimdi kendim yiyeceğim. Nereye çekiyor? Ne yapıyorsun kızıcığım? Birlik yapabilirsen birlik yapacağım da. Normal yap ya. He? Yuvarlak yap. Bence annen nasıl istiyorsa öyle yap. Bence de. Dur kızım bir ya. Tamam. Arkadaşlar uzun zamandır canım poğaça istiyordu. Annem de sağ olsun. Ana dur kızım bir. Seninki daha güzel. Dur elime şey yapmışım. Hamuru da güzel. İçine koyabilir miyim? Uyuyor dur bir karışma dur. Tamam. Şimdi niye kızıyorsun ki? Ben kızarım ben biliyorum. Arkadaşlar bakın. Poğaçalarımız enfes. Yağlamadan olmuyor değil mi? Tabii ki. Bu şekilde küçük küçük mü yapacağız? Hı hı. Dur şu niye öyle açıldı? Şu güzel olduydu da dur. Bilmem. Arkadaşlar şimdi şöylece. Şöylece kızım bak şöylece. Orada mı kızım? Gördüm. Şöylece yavrum. Şimdi. Arkadaşlar bu şekilde. Açılma. Şu güzel olduydun ha. Şu güzel oldu. He, onun hamurunu mu alın aldım acık herhalde. Hı hı. Şimdi. Diğerleri küçük oldu. Küçük küçük olsun ağzımıza bir şey güzel olur. Ha, şu da iyi oldu. Şimdi arkadaşlar. Şöylece. Arkadaşlar hepsini yapalım. Bu arada ben de zeytini poğaçaları zeytinin içine koyacağım. O şekilde yapacağım. Annemle birlikte bir tepsi. Zeytinin bir tepsi de sade yapacağız. Şöylece. Kızım şöylece arkadaşlar. Şu şekil. Şöylece. Şöylece arkadaşlar. Şöylece. Oh. Şöyle. Arkadaşlar hepsini yapalım. Birlikte. Şöylece kuzucuk. Tamam anladık anladık şöyle anladım. Şöyle. Hı. Direkt pezlemeden idersen daha güzel oluyor bak alıp da gördün mü?
Evet. Bak direkt. Ne? Boştan boşa yuvalayıp dokarım ki ne? Arkadaşlar tepsimi bir dolduruyorum. Arkadaşlar ben de kendi tepsimi yapayım. Arkadaşlar direkt aldığınız zaman daha güzel oluyor. Hiç tamam. Şöyle yuvalamayın neyin ha. Böyle direkt hamur alın yapın. Sen de zeytinli poğaça yap bakalım. Hani ne oldu? Örgü örüyordu. Örgü değil. Aha ya. Şöylece direkt şu şekilde. Solucan yaptı. Hadi sen de farklı bir desen ver bakalım yap öyle. Desen yap herif yapıyorsan. Şişti mi yaka? Bir dön de bakayım kıyamam ya. Hepsini böyle bir yiyeyim o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar anneyle kızlı. Bugün mutfaktayız. Ben tabii ne yapıyorum? Hanım hankizininki güzel olacak. Tabii ki de benimki güzel olacak. Hatice Hanım biraz hızlı gidiyor da lakin biri büyük biri küçük. Ama benimki zeytinli poğaça. Onunki sade. Tamam. Şuradan biraz daha hamur alalım. Güzelce. Tamam. Güzelce hamurunu aldıktan sonra bol gene zeytini seviyorsunuz. Tuzlu olur tuzlu. Olsun bir şey olmaz. Annem şekerli yaptı. Şimdi bunu şöyle yaptıktan sonra güzelce bu şekilde yuvarlıyoruz. Kolay mı kolay. İyi ben bakalım. De şimdi ne örüyorum bunu? Benim poğaçam daha güzel olacak. Ne yapıyorsun sen? Şuna bak. Bunu yaptığı poğaça, bunun ne yapmaya çalıştığını anladın mı? Örgü. Bence yuvalasan daha güzel olur onları. Yuvaladım da beceremiyorum ki belliği. İyi idare eder. İşte sonradan yap. Bilen o kadar olur da. Yapayım mı? Yok. Aferin lan size. Bak annemin önünü çalın. Biraz kaba kendini buradan. Ellerimiz dokunduk ya kusura bakmayın. Aferin lan size. Anne bunun ak olmadığı sürece şuna bir damla yağ sürdü. Ne? Ya bence yok yok. Fazla sürmeyeceksin yumurtasını. Sert olur tamam mı? Yok beyazı yok bir sefer Ali. Fazla sürdün bence. Ali beyazı yok bunda. Ya ben mamaranın üstünden bakıyorum. Niye öyle oluyor? Susam istiyorum Gülcan sen. Dur ben halledeceğim. Sen Hatice susam öyle atma. Bak hiç. Bak. Hayır yok. Ben yarısına koyacağım. Tamam yarısına koy. Karışma. Yarısı senin yarısı benim. Tembel işi yapıyor ya. Ne susamlı. Susamlı ben seviyorum ya. Bir dakika bir de şöyle deneyeyim mi? Çörotumuzda var da bulamadım Ali. Yalan yerim. Ali çörotumda var da bulamadım. Öğreniyor benim kızım öğreniyor. Ben zaten biliyorum. Allah Allah biliyor muydun? İyi biliyorum yani. Neyse. Canımı karnım acıkmadı sürece. Arkadaşlar bu köy yumurtası Hatice Hanım'ın ablası göndermiş. O kaldı aynen. Mı da? Aynen. O işte he. Sağ ol teyzeciğim bak senin yumurtalarını kullanıyorsun. Bol bol gönder tamam mı? Susam koymuyorsan. Koyacağım. Ama ben senin gibi koymayacağım. Sen o zaman onu et. Ben o şurayı bir kaldırayım yüye koyayım. Ben karışmam herkes kendi tepsisine. Bence de. Aman böyle bir dünya olur mu anasını sattım dünya. Niye öyle diyorsunuz? Annemkine de sürüye astık ya. Ben yok. Yoğurken yoğuruyorum. Vay vay. Derin şimdi çektim ya. Evet arkadaşlar. Gülcan yarışmayı kazandı. Biraz fazla at ya. Gülcan şu aslana niye sürmedin? Anne! Fazla sürme anne, Hatice. Hayır anne, dur dur anne, dur. Anne. Dur. Fazla şey sürme. Onun için değil güzel olmaz kızım. Arkadaşlar yüzü ben sert o sözü yapayım en iyisi. Ali beyazı yok bir sefer sert olmaz aşkım. Merak etme sen. Tamam. Sert olmaz o. Babacım seni kırmıyorum. Bakın buraya. Annen elinin niye annen yüzünü kapatıyorsun? Şey sonradan kapatma geldi. Fotoğraf mı alacaksın? Alıyorum bile. Yüzümü kapat iyi yalandan. Aferin. Şu çok az olmuş. Öyle yiyormuşsun sen üstüne. Ekeleceğin üstüne. Dökülsün tepsinin içine. Bir şey olmaz o. Ya of. Ha? Çöreotu. Aa lan oldu mu? Çöreotu varsa çöreotu koyun. Var var. Ben çörek otu. Oldu onu bilmiyorum. Sevmiyorum. Var var. Çok ya, koydun kızım ya. E baba sen de bir az koydun diyorsun. Bir çok koydun diyorsun. Hı. Babamı şimdi kırmadım. Bir de öbür tepsiye tamam. Öbür tepsiye de kele. Ben dedin ya. Dursun gari. Bitti dur. Buna mı? Ek hepsine ha. Ekmedi göğüs. Bolak bol. Sen dedin ya. Niye öyle yapıyorsun? Arkadaşlar. Virüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. O yüzden hem ekmek mi? Niyetine hem poğaça niyetine. Vallahi iyi oluyor. Ama hiç Gülcan böyle işlere bakmazdı.
Karnım açtı. Artık diye dışarı çıkamıyor. Bak kendine ikini veriyor. Bak benimki de kabara koştu burada. Ben de bundan. Evet. Anam. Ha. Onu oraya, öbürünü de aşağı koy. Yo yo. Tek tek bir şey. Bence, ya kaymış o. Bence var ya Gülcan yanlış. Kaymış o. Ne? Şu. Tamam çekiverim. Yapışır o. Elimle çekiver. Yapışmaz, yapışmaz bir şey olmaz. Yapışacak o. Yapışmaz kızım. Evet arkadaşlar, işince görüşürüz. İşinde ben yaptım. Arkadaşlar. İşte. Ben yaparsam böyle olur. Camına kuma çatladım. Cam niye çatlasın anne? Sıcaklığı zaten veriyor. Hop. Çiçek tatlı olmamış mı? Küçük yapsaymışım keşke hepsini. İki dakikada seninki bir şey versin. İyiyim. Yeme. Benimki seninkinden arkadaşlar, daha güzel olmuş. Poğaçalarımız. Yok, Gülcan'ınkiler daha güzel olmuş. Canınki de iyi oldu da. Bakayım bir tane şöyle açayım. Bir aç, tane aç, aç, aç. Isıcak arkadaşlar. Aç demin bana getir. Oh, pos pos olmuş. Çok güzel olmuş abi arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar siz arasını sıcak sıcak açmayın. Soğudum ben daha pütür pütür olacak. Hayır ben yiyeceğim. Al ye kızım ye. Hadi bak tadına sen de. Ben zeytini pek sevmem ama. Gerçekten yoğuran da yapan da iyi olmuş. Onu şuraya koyak dur bir. Soğumuş. Onu tabağa. Ben gidiyorum. Hmm, Hatice Hanım bir çıkardı onu. Oh. Evet arkadaşlar Hatice Hanım poğaçaları daha güzel olmuş. Hatice Hanım poğaçaları daha mı güzel olmuş? Aa Gülcan kıskandı. Hatice seninki de çiğ kalmış. Bitir o. Ama benim poğaçalarımı çok pişirmişsiniz siz. Ben böyle istiyordum. Böyle mi istiyordum? Çay koy o zaman. Ben yaptım hepsini. Tamam eline sağlık sen yaptın hadi. Sen olsun. Şöyle geçeyim mi? Evet. Akşam yemeğimizde bakalım neler var. Akşam yemeğimizde neler var biliyor musun? En güzeli benim poğaçam var. Bak. Arkadaşlar ekmeğe bu annem ya. Dışarı çıkamadığımız için. Bak baba bak. İçindeki. Buzura evet. Bol bol hamur bunları yapıyorum. Bunları bazılarına çok koydum bazılarına az koydum. Daha arkadaşlar kendine bulmadı sıcak olduğu için. Aynen bu kendine öyle koyulduğu zaman pütür pütür olur böyle bulgur bulgur olur arkadaşlar. Çok akşam yemeğimizde çay koyayım ne var kızım hemen sayıver. Ne yemeğimiz var arkadaşlar bugün hemen hemen kahvaltı tarzı gibi bir şey yapacağız. Tel peynirimiz, zeytinimiz, annemin reçelleri, peynirimiz, domates, salatalık ve çökeleğimiz var. Poğaçamız var, çayımız var. Her zaman gibi var arkadaşlar. Daha ne olsun arkadaşlar gelin. Umarım, umarım bahanesiniz diyorum. Gelin beraber yiyek diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın diyeyim, benimle kalın diyeyim. Ondanıma söyleyeyim. Ben yaptım kız. Ya dur bir kız. Öldün mü kız? He. Telledim zaten sıcaktan. Ne diyeceğim de şaşırttım ha. Varsaklaştı ha. Arkadaşlar hoşça kalın diyeyim. Benimle kalın diyeyim. Sizi çok çok seviyorum. Hatice'nin mutluğuna. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dilimi